Takvimler 30 Ağustos 1943'ü gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı'nın tüm hızıyla devam ettiği, Avrupa'nın ateş altında olduğu günler. Bu ateşin düştüğü yerlerden biri de burnumuzun dibindeki Meis Adası. 30 Ağustos olduğu için o gün Türkiye'de Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında kutlanıyor. Ancak İstanbul'dan yola çıkıp İskenderun'a varmak isteyen Türk ticaret gemisi Kırlangıç için işler pek iyi gitmiyor. İngiliz uçakları Türk gemisinin üzerine hem de kendi karasularımızda kurşun yağdırıyor. Türk personelin hayatını kaybettiği, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirebilecek büyüklükteki bu olayı belki de ilk kez duyacağınız detaylarla tarihin tozlu raflarından indiriyoruz. Castellorizzo. Telaffuzu bir hayli zor olan bu ismin sizin için de bir anlam ifade etmediğini biliyoruz. Ancak Meis ya da Türkçe ismiyle Kızılhisar dendiğinde hepimiz bir adadan bahsedildiğini anlıyoruz. Ülkemiz kıyılarına yalnızca 2 kilometre uzaklıkta olan bu ada medyada sıkça kendine yer buluyor. Son zamanlarda turistik gezilerde adını duysak da, Meis aslında Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin kimi zaman da ciddi şekilde gerilmesinde de başrol oynayabiliyor. Adanın büyüklüğü 10 kilometre kare. Atina yönetimi bu küçücük adanın münhasır ekonomik bölgesinin 40 bin kilometre olduğunu iddia ediyor. Haliyle Ankara da bunu kabul etmiyor. Ancak bugün size güncel sorunlardan bahsetmeyeceğiz. Konuya Meis'ten başlamamızın sebebi başka. Aslında bu adalar 2. Dünya Savaşı sırasında İtalyanların elindeydi. Ancak İngilizlerin burada kontrol sağlama isteği uzun sürmedi. Kendilerince haklı bir sebepleri de vardı. Çünkü adalara asker, mühimmat, erzak ve diğer tüm unsurlar denizden taşınmak zorundaydı. Bölgede denize hakim olan, aslında Meis başta olmak üzere adalarda da etkin oluyordu. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na girmediğini ve son ana kadar yoluna tarafsız olarak devam ettiğini hatırlatalım. Savaş devam ederken bu tarafsızlık kimi alanlarda daha rahat hareket etmemizi de sağladı. Örneğin ticaret gemilerimiz kendi karasularımızda rahattı. Ancak az önce de bahsettiğimiz gibi savaş kimi noktalarda burnumuzun dibine gelmişti ve kaçınmak giderek zorlaşıyordu. Çevremizdeki denizlerde ölümün kol gezdiği günlerdi. Kırlangıç isimli Türk gemisi işte böyle bir ortamda demir aldı İstanbul'dan. Aslında oldukça eski bir gemiydi. 1887'de İngiltere'de inşa edilmişti. Buharla çalışan bir motoru ve 48 metre uzunluğu vardı. Çokça bir süre gezi teknesi olarak kullanıldı. Sonra Yunanlı bir armatöre satıldı. Ama ülkeye dönmesi uzun sürmedi. 1926'da bu kez 4 İzmitli iş insanı gemiyi satın aldı. Başlangıçta İzmit-İstanbul arasında yük ve yolcu taşıyordu. Yolcu taşımacılığı işi kamulaştırılınca sadece yük taşımaya başladı. Yük taşımak en azından o devirde yolcu taşımak kadar para etmiyordu. Kaptan Ahmet Aşure idaresindeki kırlangıç vapuru İstanbul'dan saç ve kalay yüklenip İskenderun'a doğru yola çıktı. Yolculuğun başları nispeten sorunsuzdu. 30 Ağustos 1943'te yine rutin bir sabaha uyandılar. Motor çalışıyor, sürat düşük bir şekilde rota izleniyordu. Önce uzaktan ama nispeten güçlü bir ses duydular. Ses giderek yakınlaştı. Haliyle artık çok daha güçlü bir şekilde duyuluyordu. Kimse ne olduğunu anlamadan Rodos istikametinden gelen 5 uçak görüş hattına girdi. Uçaklar düşman tarafından vurulmamak için oldukça alçaktan uçuyordu. Uçaklardan birinin üzerindeki mermileri kırlangıca doğru ateşlemesi uzun sürmedi. İlk ateşte Türk gemisindeki mürettebattan yaralananlar oldu. Supi Öztürk, kırlangıç gemisinin aşçısıydı. Kolundan ve göğsünden yaralandı. Diğerlerine göre durumu çok kritikti. Maalesef dakikalar içinde can verdi. Gemi personelinden Ahmet Aşure ve Mustafa Kuvvet de kurşunlar nedeniyle yaralanmıştı. Sadece personel değil geminin gövdesi de isabet aldı. Kırlangıç iskele tarafından delindi. Ancak bir şekilde batmadı. Eğer kurşunlar bir karış daha aşağı gelse kırlangıç su alacak ve dakikalar içinde tamamen batacaktı. Ancak öyle olmadı. İlk olarak geminin yaşam mahalli hedef alınmıştı. Geminin kalanı için yeniden bir saldırı bekleniyordu ki uçaklar bir anda ateşi kesti. Ancak mermi sesleri yine ve daha güçlü şekilde duyuluyordu. Bu kez ateş açan uçaklar değil, adadaki uçaksavarlardı. İtalyan askerleri gökyüzündeki uçakları hedef almaya çalışıyordu. Kırlangıca ateş eden uçak bunu gördüğü için pozisyon değişti ve ateş altındaki arkadaşlarına yardıma gitti. Sonra derin bir sessizlik oldu. Ne gökyüzünden denize mermi yağdıran uçaklar, ne de adada gizlendikleri yerden uçaklara ateş açan askerler görünmüyordu. O yıllarda henüz sahil güvenlik komutanlığı kurulmamıştı. Bu vazife gümrük komutanlığı tarafından botlarla yapılıyordu. Olay gündüz vakti gerçekleşmişti ve her şey izlenmişti. Kepez'deki gümrük karakolunun personeli olan biteni an be an izlemişti. Sadece onlar da değil, denizde de güvenlik için bir bot vardı ve onlar da tüm yaşananlara şahit olmuştu.
Olayın duyulmasının ardından kaçtan bir bot hareket etti. İçinde doktor da vardı ve öncelik personelin sağ salim tahliye edilmesiydi. İlk ateşte yaralanan aşçı Supiye Öztürk için yapacak bir şey yoktu. Cenazesi ertesi gün resmi törenle defnedildi. Kırlangıç vapuru ise Kaş Limanı'na çekildi. Yetkililer raporu yazmak için gemide incelemelerde bulundu. Bir adet makineli tüfek mermisi çekirdeği ve 20 mm çapında patlamamış bir mermi kayıtları girdi. Gemiye ayrıca 30'un üzerinde makinalı top ve tüfek mermisi isabet etmişti. Aslında bu ilk saldırı değildi. Türk gemilere yönelik benzer işler daha önce de olmuştu. Ancak bu kez durum farklıydı. Öncelikle bu saldırıda bir Türk personel hayatını kaybetmişti. Ayrıca saldıran taraf gündüz vakti saldırmış ve haliyle uçaklar kolaylıkla teşhis edilmişti. Eylül ayının ortasında resmi rapor tamamlandı. Raporu Kaş'ta yaşayan yerel bir muhabir gazeteye bastı. Habere göre kırlangıça saldıranlar İngiliz uçağıydı. Ayrıca Ankara personel için tazminat talebinde bulunacaktı. Peki tüm bu iddialar ne kadar doğruydu? İngilizler bu sürece dair resmi rapor oluşturmuş muydu? Meseleyi daha iyi anlamak için madalyonun bir de İngiltere tarafını çevirmek şarttı. Biz de öyle yaptık. O yıllarda deniz üzerinden nakliyeyi engellemek için en sık başvurulan yöntemlerden biri de savaş uçaklarını bölgeye yollayıp o gemiyi kullanılamaz hale getirmekti. Açıkçası zor bir görevdi. Saatlerce deniz üzerinde uçmanız, askeri gemi ya da düşmana ait bir kargo taşıdığından şüphelendiğiniz ticaret gemisi bulmanız gerekiyordu. Bu gemiler tespit edildiğinde bombalarla, makinalı top ve tüfeklerle bazen de torpidolarla saldırılar düzenleniyordu. İngiltere'nin bu görevde kullandığı en meşhur uçaklardan birisi Beaufighter torpido bombardıman uçaklarıydı. Uzun menzilli ve ağır silahlı bir avcı uçağıydı. 2 adet 110 kiloluk bomba, 8 adet roket veya 45 santimetre çapında 1 adet torpido taşıyabiliyordu. Ama en önemli silahları bunlar değildi. Uçak toplamda 6 adet 7.7 milimetrelik makinalı tüfek ve 4 adet 20 milimetrelik makinalı topa sahipti. Bunlar etkili kullanıldığında karşı taraf için çok ciddi sıkıntılar yaratabilecek kabiliyetlerdi. Bu platformlar o kadar kullanışlıydı ki savaş boyunca gece avcısı, yer taarruz ve hafif bombardıman uçağı gibi farklı görevlerde de kullanılmıştı. Bristol Beaufighter çirkin ama bir o kadar sağlam bir uçaktı. Kısa bir süre sonra deniz nakliyesini engelleme görevlerinin vazgeçilmez uçağı haline geldi. Adalar Denizi'nde nakliyenin çoğunluğu, bugün Gulet ya da Tırhandil gibi isimlerle bilinen kayıklarla yapılıyordu. Ahşap gövdeli bu tekneler makinalı tüfek ateşine karşı korumasızdı. Gövdesi sac olan pek çok ticaret gemisi ise 20 mm'lik zırh delici mermilere karşı dayanıklı değildi. Beaufighter uçakları sadece makinalı tüfek ve topla bile pek çok deniz aracına zarar verebiliyordu. Kısa sürede isimlere ölümü fısıldayana çıkmıştı. İngiliz Hava Kuvvetleri Mısır ve Libya'da bulunan üslerden kalkan uçaklarıyla Ege Adaları ve Doğu Akdeniz üzerinde operasyonlar düzenliyordu. Bu operasyonlardan bazıları yer hedeflerine, bazıları ise nakliye gemilerineydi. Bu noktada öne çıkan iki filo oldu. 252. ve 272. filolar. Peki, Türk gemisine saldırı düzenleyen hangi filoydu? GZT sizin için İngiliz arşiv belgelerinde bu sorunun yanıtını aradı. Doğru yere baktıktan sonra istediğinizi almanız pek zor olmuyor. Biz de kısa bir tarama yaptık ve 227. filoya bağlı uçakların kırlangıç gemisini vurduğu bilgisine ulaştık. 30 Ağustos 1943'teki saldırının Türk gemisinden ve civar bölgelerden nasıl göründüğünü size az önce anlatmıştık. Şimdi bir de İngilizler tarafından bakalım ve o günü yeniden yaşayalım. Limassol'da bulunan İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait askerin üs içindeki 5 adet Beaufighter uçağına son kontroller yapılıyor. Günün ilk saatleri. Şafak henüz sökmüş. 5 uçak ardarda pist başı yapıyor. Görevleri Marmaris'e çok yakın olan Karpatos Adası civarındaki gemilere saldırmak. Saatler 5.55'i gösterdiğinde uçaklar birbiri ardına havalanıyor. Düşman uçak savarları tarafından vurulmamak için resmi kayıtlara göre 15 metre irtifadan denize yalarcasına uçuyorlar. İngiliz uçakları görev yerine vardıklarında ne adada ne de denizde uygun bir hedef bulamıyor. Ancak bu sırada yamaçtaki bir kurgandan uçak savar ateşi açılıyor. Bunu makinalı tüfek ateşi izliyor. Bölgede daha fazla uçak savar olduğunu düşünen İngilizler Meis Adası'na doğru yöneliyor. Meis'e doğru ilerlediklerine saat sabah 9'u birkaç dakika geçiyor. Denizde sivil bir gemiyle karşılaşıyorlar. Suya oturmuş, belli ki ağır bir kargo yüklü diye tahmin ediyorlar. İki direk arasında çıkan dumanı görünce bunun motorlu bir tekne olduğunu anlıyorlar. Haliyle onlar için daha önemli bir hedef oluyor. İngiliz resmi belgelerine göre pilotlar geminin arka kısmında kırmızı renkli bir bayrak görüyor. Ancak tam olarak hangi ülkeye ait olduğunu seçemiyor. Beşli grup içerisinde yer alan pilotlardan biri daha fazla düşünmek istemiyor ve tetiğe basıyor. İlk ateşle birlikte Türk gemisi kırlangıca kurşun yağıyor. Kırlangıç sivil bir gemi.
en ufak bir karşılık verme ihtimali yok. Ancak bu esnada İngiliz uçaklara başka bir bölgeden ateş açılıyor. İngiliz raporlarına göre bu esnada uçaklardan birinin silah ateşleme sistemi arıza veriyor. Kırlangıcı ateş eden uçak işte bu nedenle arkadaşına yardıma gitmek zorunda kalıyor. Bu noktada bir parantez açalım. İkinci Dünya Savaşı sırasında Meis Adası bir İtalyan karakoluydu. Bu nedenle ağır uçak savarlarla tahkim edilmişti. Bununla birlikte uçak savar ateşi denizdeki karakol botundan gelmişti. Belki o karakol botu bilmeden kırlangıçta bulunan mürettebatın hayatını kurtardı. Eğer kırlangıca saldıran uçak arkadaşına yardıma gitmek zorunda kalmayıp tüm mühimmatı gemiye ateşlese bugün farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Tüm bu hengamenin ardından İngiliz uçakları saat 10.30 sularında sorunsuz bir şekilde Limassol'a iniyor. Tabii yaşanan tüm olaylar kayıt altına alınıyor. O dönemdeki tutanak ve raporlara göre kırlangıç yanlışlıkla vuruluyor. Operasyon günlüklerinde İngiliz uçakların Türk gemileri için özen gösterilmesi hususunda uyarıldıkları açıkça görülüyor. Bu bilgi Ankara ile de paylaşılmış olmalı. Çünkü o dönemde bizim gemiler de uzaktan net şekilde görülecek biçimde İngilizce ve Fransızca olarak Türk yazdırıyor. Konudan bağımsız bir bilgi daha verelim. Kırlangıcı ateş açan uçağın pilotu Ekim 1943'teki başka bir göreve çıktı. Uçağı Kos Adası yakınlarında vuruldu ve hayatını kaybetti. Ayrıca kırlangıç vurulduğunda grubun içinde olan diğer pilotlar da benzer sonla karşılaştı. Kimisi alçak uçuşta kayığın direğine çarptı ve kimisinin uçağa düşse de kendisi bir türlü bulunamadı. O gün görevde bulunan ama sonrasında evine dönebilen iki isim var. Arthur Graham Deck onlardan biri. Binbaşı rütbesine kadar yükseldi. Üstün hizmet madalyası aldı. 1946'da terhis oldu. Kaderin cilvesi olmalı ki sivil hayatında Malatya'daki bir kavuçuk çiftliğinde müdür oldu. Gel gelelim kırlangıca ve Türk mürettebata. Ama bu kısma geçmeden önce asıl meseleye dair soruya yanıt verelim. Türkiye bu olay için İngiltere ile savaşa girebilir miydi? Buna cevap verirken dönemin şartlarını iyi anlamak şart. İngiltere o zamanlar Türkiye'ye silah satıyor ve askerlerimize yetiyordu. Elbette bunu karşılıksız yapmıyordu. Türkiye'nin kendi safında Almanlara karşı savaşmasını istiyordu. Bu maksatla Milas bombardıman edildi ve düzmece bir şekilde Alman uçakları yapmış süsü verildi. Sonra yapılan Türk-Alman soruşturması olayların seyrini değiştirdi. Türkiye, Milas bombardımanını ve kırlangıç gemisinin vurulmasını diplomatik bir koz olarak kullandı. İngiltere'nin bu olaydan sonra Türkiye'ye Blenheim, Beaufort, Beaufighter ve Baltimore gibi uçakları sus payı olarak verdiği iddia edilse de bu iddia hiçbir zaman kanıtlanamadı. Kırlangıçsa ağır hasara rağmen tamire alındı. Motorları dizel motorlarla değiştirildi. Sonrası biraz karışık. Çünkü kırlangıcı satın alan firmayı aslında Nazilerin kurduğu ve Akdeniz'de bu gemilerle çok önemli işler yapmayı hedefledikleri konuşuluyor. Ancak elimizdeki bilgiler bu iddiayı doğrulamak için de, yalanlamak için de yetersiz. Kırlangıç gemisinde zarar gören tüm personel, Türk hükümeti vasıtasıyla 1946 yılında İngiltere'den tazminat talebinde bulundu. Hükümet toplamda 6.250 Türk lirası tazminat talep etti. Bu miktarın 3.000 lirası gemide hayatını kaybeden aşçı Supiye Öztürk'ün ailesine verilecekti. İngiliz belgesine göre geminin kaptanı Mustafa Kuvvetti. 1.000 lira tazminat talebi vardı. Gemideki bir diğer isim olan Ahmet Aşure tedavi masraflarının ve uğradığı iş gücü kaybının karşılanması için 2.000 lira istedi. Olayda üçüncü bir kişinin daha yaralandığını İngiliz belgelerinden öğreniyoruz. Bu kişi Çakçıbaşı Ahmet Kalkıcı. Tazminat olarak 250 lira istenmişti. Bu bedelleri kazazedeler değil devlet yetkilileri belirlemişti. Hatta resmi yazışmada Türkiye'de yaşanacak benzer bir olayda Türk makamlarının bu miktarı ödeyeceği yazılmıştı. Kısaca sizden çok büyük bir miktar istemiyoruz denilmişti. İngiliz yetkililer bu durum üzerine iki bilgiyi netleştirmek istedi. Birincisi İngiltere'yi ilgilendiriyordu. İngiliz Hava Kuvvetleri'ne olayın gerçekleşip gerçekleşmediğini sordular. İkinci talepte ise muhatap Türk makamlarıydı. Tazminat olarak istenen masraflar hakkında detay sordular. Gerçekten de bu kişilerin tedavi için para harcayıp harcamadığını öğrenmek niyetindeydiler. İngiliz Hava Kuvvetleri kısa bir süre sonra olayı doğruladı. Gerçekten de onlara ait savaş uçakları Türk sivil gemisine ateş açmıştı. Sıra ikinci isteğin detaylandırılmasına geldi. Masraflar gerçekten de yapılmış mıydı? Mağdurlardan sadece Kaptan Mustafa Kuvvet 6 ay boyunca iş göremediğini ve bu sürede tedavisinin ne kadar tuttuğunu beyan edebildi. Türk yetkililer mağdurların gerçekten yoksul olduğunu ve bu paraya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bunun üzerine uzlaşma yoluna gidildi. Supiye Öztürk'ün ailesi 3.000 lira aldı. Mustafa Kuvvet ve Ahmet Aşure uğradıkları iş gücü kaybı nedeniyle toplam 1.260 lira aldılar. Tedavi ücretlerine karşılık Mustafa Kuvvet 600 lira, Ahmet Aşure ise 93 lira aldı. Ahmet Kalkıcı'ya 250 lira tazminatın tamamı ödendi. Toplamda Türk tarafına 5.203 lira tazminat ödendi. 1946 yılında 1 gram altın 6 liraydı. İstenen tazminatların günümüze uyarlanmasını bu bilgiyle yapabilirsiniz. 80 yıl önce yaşanan bu kaza unutuldu ya da unutulmak istendi bilemiyoruz. Ankara, 2. Dünya Savaşı'na girmemek için çok hassas bir politika izledi.
Kırlangıç gemisinin vurulması işte böyle bir dönemde meydana geldi. Tabii o dönemde Türkiye'nin dört bir yanında casusların cirit attığını ve bunların toplumun sinir uçlarıyla oynamak için fırsat beklediğinin de pas geçmeyelim. Bir videonun daha sonuna geldik. Siz ne düşünüyorsunuz? Kırlangıçın vurulması iki ülkeyi savaşa sokacak kadar büyük bir olay mıydı, yoksa birkaç gram altın parasına çözülebilecek kadar küçük bir mesele miydi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takvimler 30 Ağustos 1943'ü gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı'nın tüm hızıyla devam ettiği, Avrupa'nın ateş altında olduğu günler. Bu ateşin düştüğü yerlerden biri de burnumuzun dibindeki Meis Adası.